Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Emekli Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefinin Türkiye olduğunu ifade ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızıl Elma'dan rahatsız olduğunu dile getiren Karakuş, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı kullanabilir. DDAŞ'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak. Amerika Birleşik Devletleri, Kızıl Elma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. Bunlar korkutuyor, ifadelerini kullandı. Emekli Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, katıldığı canlı yayın programında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonu nedeniyle bu denli Yunanistan'da konuşlandığını belirtti. Karakuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. DDAŞ'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak diye konuştu. Doktor Erdoğan Karakuş, Amerika Birleşik Devletleri, Kızıl Elma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. Dört çeşit olacak. Bu dördü birleştiğinde bir tane F-35 ediyor. Sesin dört katı hızında giden bir füzeyi atacak. Öbürü bomba atacak. İnşallah seneye bunu uçuracağız. Bunlar korkutuyor ifadelerini kullandı. Atina yönetiminin mil provokasyonuna en büyük tepkiyi Rusya'nın vereceğini söyleyen Karakuş, Rusya'dan korkuyor Yunanistan. Montrö'yü tam manasıyla uyguladığımız için Amerika Birleşik Devletleri memnun değil ama Rusya memnun dedi. İşte Karakuş'un harita üzerinde yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Amerikan aklı, DDAŞ'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak. Kara kuvvetleri en kuvvetli yönümüz bizim. Burası dağlık ve ormanlık bir boğaz, buradan zırhlı birlikler geçmez. Orayı geçtiğimizde de Amerika Birleşik Devletleri bayrakları karşımıza çıkar. Kara kuvvetleri böyle kilitleniyor. Eğer biz Suriye'ye karşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesine mani olacak bir büyük harekat yaparsak Yunanistan'ı kullanırım diyor. Hava kuvvetlerimiz daha güçlü, Yunanistan bu nedenle sürekli yığınak yapıyor. Küçücük Yunanistan'da 6 tane Patriot hava savunma bataryası var, Girit'te dese 300 var 7 tane yapar. Bizim 2 tane hava savunmamız var. Ama bizim de savunma sanayimiz güçlü. 10 tane F-35, 15 tane F-15 koydular adaya. Hiç istemiyoruz ama diyelim ki bir silahlı çatışma çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriotlar hemen devreye girer. Yunanistan ile çatışma durumu olursa Amerika Birleşik Devletleri'ne müttefik olarak buradan çıkmanız lazım denmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kızıl Elma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. Dört çeşit olacak. Bu dördü birleştiğinde bir tane F-35 ediyor. Sesin dört katı hızında giden bir füzeyi atacak. Öbürü bomba atacak. İnşallah seneye bunu uçuracağız. Bunlar korkutuyor. Rize'den attık füzeyi Sinop'un oraya düştü. 561 kilometre bu da Yunanistan'ı korkutuyor. Burada en önemli hedefler, hava kuvvetlerinin sabit hedefleridir. Meydanlardır ya da radarlardır. Radarlar tepelerin başındadır. Yunanistan geriye saklanmış, havaalanları geride. 1994-95 yıllarında 12 mil konusu olunca Türkiye harekete geçmişti. Rusya'dan korkuyor Yunanistan, 12 mil konusunda. Karadeniz'de donanma 40 bin tonu geçemez maddesi var ama Türkiye geçer.
Rusya'ya kabul ettirmiş Atatürk bunu. Montrö'yü tam manasıyla uyguladığımız için Amerika Birleşik Devletleri memnun değil ama Rusya memnun.